Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Ayet Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani koni konusunun testlerine başlıyoruz. Evet koni de test 1'i çözeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 256 ve 257'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Yanal alanı taban alanın iki katı olan yanal alan neydi? Piril. Taban alanı neydi? Pi R karenin iki katı olan ve koninin yüksekliği de 2 kök 3 olarak verilmiş. Şuradaki pi'ler gitsin. Hocam R'ler de gitsin. O zaman L dediğimiz 2 mi oldu? Evet. Hemen bir konuyu çiziyorum. Konide şurası l'di. idi. ayrı uzunluğu. Burası 2R olmuş. Şurası da R. Arkadaş yükseklikte şurası ise eğer. 90'ın karşısı 2R iken hangi açının karşısı R'dir? 30 10. E burası da 60 yapar. Burası da R kök 3 yapar. E R kök 3'ü zaten bana 2 kök 3 olarak vermişler. O zaman R'yi buradan 2 buluruz. Taban alanı nedir diye soruluyor. Pi r karedir. O da 4 pi'dir. Yani cevap akçay çıktı birinci soruda. İkiliye geldik. Şekilde aynı tabanlı taban yarıçapları 2 santimetre olan TAB bir koni verilmiş. Hacimler oranında 1 bölü 2 verilmiş. Arkadaşım yarıçapları 2. Tamam. TK'yı kaç vermiş? 6 vermiş. O zaman hacimler oranı 1 bölü 2 ise şimdi küçüğün hacminin büyüğün hacminin oranı. Yani şuraya H1 diyeyim buraya da H2 diyeyim pi r kare çarpı h1 bölü 3 bölü pi r kare çarpı h2 bölü 3. Hocam 4'ler sadeleşti. Pi'ler sadeleşti. 3'ler sadeleşti. h1 bölü h2 geldi. İşte bu da 1 bölü 2 eşitmiş. O zaman h1 dediğimiz k iken h2 dediğimiz 2k olur mu? Olur. h1 bölü h2 1 bölü 2 çünkü. E o zaman burası da tk'yı da 6 vermiş bize. 3k eşittir 6 ise k'yı buradan 2 buluruz. Evet k buradan 2. O zaman 2 ise burası da 4 yapar. Yanal alanları oranı nedir? 2 2 ise burası 2 kök yapar. 2 4 ise burası da 2 kök 5 yapar. Yanal alanları oranı. Biri piril değil miydi arkadaşım? Evet. P çarpı R çarpı L bölü öbürü de P çarpı R çarpı L yani 2 kök 5 yapacaktır. 2 P'ler yine gitti. 2'ler yine sadeleşti. Kök 2 bölü kök 5 yaptı burası. E evet, kök 5 eşitlediğine çarparsam kök 10 bölü 5 mi yapar cevap? Evet. Cevap C an oldu. ikinci soruda. 3'e geldik. Koninin yan alanı verilmiş. Bir de OT ile OB birbirine eşit verilmiş. Bak. OT ile OB birbirine eşit. Hocam bu yükseklik ya. Şimdi ben buraya R dersem. Burası da R. Burası R kökü yaptı. Yani L dediğim R kökü oldu. Şimdi yan alan dediğimiz pirildi. P, R, L. L dediğimizde R kökü. İşte bu da 9 kökü verilmiş. Kökler gitti. 9 kök 2 pi verilmiş. Hatta pi'ler de sadeleşti. R kare 9 yaptı buradan. R'yi de böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Taban alanı nedir? Pi R karedir. Yani 9 pi'dir. Cevap böylelikle Edremit yaptı 3. soruda. 4'e geldik. Şurası 60 derece. Berna öğretmen derste şekil 1'de verilen dik koni karton yap kartondan yapılmış huni CT boyunca kesip şekildeki gibi 120 pi santimetre kare alanlı daire dilimi elde ediyor. Şimdi daire dilimi açısı 60 derece değil. Dikkat edin şurası 300 derecelik bir dilim elde ediyor. Bir kere şurası R. Burası L ya. L ya. Açıldığında şurası da L yapıyor. R bölü L alfa bölü 360 Yani R bölü L alfa bölü 360. Yani 300 bölü 360'dan dolayı. Hocam sadeleştirdik. 6'ya böldüm 5. 6'ya böldün 6. R dediğimiz 5K ise şurası 5K ise L dediğimiz 6K yaptım yaptı. Şimdi burada bir de ne demiş? şu alan verilmiş. 120 pi verilmiş. Bu alan nedir? Hocam pi l kare alfa bölü 360 diyebiliriz. Ya da yan alan değil midir? Evet yan alandır. Yani pi r l'dir. Pi 5k çarpı 6k. Daha kolay değil mi? Evet. Yani bu direkt 120 pi'ye eşitmiş. Pi'ler gitti. 6 kere 5 30. Bu da sadeleşince 4 kalır. K kare 4 yapar. K'yı da buradan 2 olarak buluruz. Bak 2 seçenekten biri. Bu daha kolay geldi. Yanal alandan gitmek. O yüzden böyle yaptım. K'yı 2 buldum koni de yükseklik diye soruluyor. Yükseklik dediğimiz şey şu değil midir arkadaşım? Evet. 36'dan 25 çıkarsa yani şuraya h diyelim. h kare buradan ne eşittir? 6k'nın karesi eksi 5k'nın karesidir. 36'dan 25 çıkınca 36'dan 11k mı kalıyor? Evet. h kare eşittir 11k kare yapar. h da buradan kök 11k yapar. E, k 2 idi zaten. k yerine 2 yazarsam 2 kök 11 diye bulur muyum yüksekliği? Buluruz. Örnek 4 edremit oldu. Geldik örnek 5'e. Yukarıda bir ayet 8 santimetre olan boş bir kübün içine tabanları çakışacak şekilde maksimum hacimli dik koni yerleştiriliyor. O zaman maksimum hacimli ise kenarları teğet merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. E bu da R bu da r. Yani 2R eşittir 4. 8 ise R'yi buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Koninin hacmi nedir diye soruluyor. Yükseklikte maksimum hacimli olduğu için en tepede olmak zorunda. Yükseklikte zaten kaç olur? 8 olur. E o zaman taban alanı pi r kare çarpı yükseklik bölü 3 değil midir? Evet yani 16 ile 8'i çarpıyorum. Bu 16 ile 8'in çarpımı 6 kere 8 48. 128 yapıyor. 128 pi bölü 3 mi yapar cevap? Evet cevap akçay oldu. 5. soruda. 6'ya geldik. AB ile BD birbirine eşit verilmiş. Yani burası R, burası R. Burası da 2R olarak verilmiş mi? Verilmiş. Tamam. Şimdi koninin yan alanı, silindirin yan alanı oranı nedir diye soruluyor. Şimdi şöyle bakacak olursak. Bu yükseklik aynı zamanda 2R silindirin yüksekliğine eşit. 1 2 kök 5 üçgenden burası r kök 5 yapar. Koninin yan alanı piril. P r l l dediğimiz r kök 5 bölü silindirin yan alanı 2 pi r çarpı taban çevresi çarpı yükseklikti. Yani 2 r olacaktır. O zaman pi'ler gitti mi gitti. 2 tane r gitti mi gitti. Aşağı yukarıda kök 5 kaldı aşağıda da 4 kaldı. Cevap da o zaman kök 5 bölü 4 yapar. Yani 6. soru cehan oldu. Geldik 7'ye. Aşağıda verilen farklı parçalar birleştirilerek büyük koni yapılmak isteniyor. Bir tane koni ve 3 tane kesik koni şekildeki gibi verilmiş. Önün taban çapı 6, taban yarıçapı o zaman 3 yapar. Ana doğrusu 5. 3 4 5 üçgeninden burası mi çıkar, yükseklik 4 çıkar. Sonra M'nin alt taban yarıçapı 6, üst taban yarıçapı 3. A şu yarıçapla bu yarıçap üst üste o zaman çakışacak. Çünkü ben bunu kestiğimde bir koniden kesmişim ya tamam bunlar çakışıyor. Sonra en üst taban yarıçapı 6. E, o zaman bunda da bu çakışıyor. Bunu da bunun üstüne koyabilirim o zaman. Alt taban yarıçapı 9 verilmiş. O zaman bununki de 9'sa eyvallah. E, R'nin üst taban çapı 18, yarıçapı 9 yapar. Alt taban çapı da 24 verilmiş, yarıçapı 12 yapar. O zaman bizim korimiz ne olacak arkadaşlar? Bak. Bununla bu çakışı üst üste geldi. Maviyle bu, bu maviyi bunun üstüne koyabilirim. Bu, bu turuncuyu da bunun üstüne koyabilirim. Yani şurada küçük bir halde yapayım mı arkadaşım? Şöyle Küçük bir halde yapıyorum şöyle. Sarı en üstte. Sarı burada. Sonra bu burada. Sonra öbürü burada. Yarı çapları da kaç? 3, 6, 9, 12. Tamam. 3, 6, 9, 12. Benzerliklere bakalım. 3 bölü 6 bölü 9 bölü 12. Hocam 3'e böldüğümüz zaman 1 bölü 2 bölü 3 bölü 4 yapıyor. 1 bölü 2 olması için şunların birbirine eşit olması lazım. 1 bölü 3 olması için buranın da eşit olması lazım. 1 bölü 4 olması için buranın da eşit olması lazım. Yükseklik zaten kaçtı arkadaşım? Yüksekliği şurada 4 bulmuştum sarıda. E o zaman şunların hepsi birbirine eşitse buradaki yükseklik de 4 olmak zorunda. Buradaki yükseklik de 4. Buradaki yükseklik de 4 olacak. Tüm yüksekliği bulduk. Bu parçaların hacimleri toplamı nedir? İşte şu büyük koninin hacmi yapar. Yani pi r kare çarpı h 16 bölü 3 yapacaktır hacim. Yani bu pi çarpı 12 çarpı 12 çarpı 16 bölü 3 ya. Şunlar sadece 4. 4 48. 48 ile 16'ın çarpımı. 48 ile 16'yı çarpsam 6 kere 8 48. 6 kere 4 24. 288. 48. O zaman 768 yapıyor galiba. Evet cevap böylelikle ne çıkar? 768 pi çıkar. 7. soru. Geldik 8'e. Taban alanı 9 pi olan bir dik konu. Taban alanı 9 pi ise ve dik konu ise eğer bu. Yani tabanda bir daire şeklinde olduğu için pi r kare eşittir 9 pi ise. Piler gitti R'yi de böyle 3 buluruz. R 3. Şimdi koni tepesinden 2 santimetre uzakta tabana paralel bir düzlemde kesiliyor. Şöyle kesiliyor. Evet. Tepesinden 2 santimetre uzakta. Şu tepesinden 2 santimetre uzakta kesildi. Ben şu yarı çapın kaç olduğunu biliyordum en başta. Bunun 3 olduğunu biliyordum. Eyvallah. Oluşan kesin alanın 4 pi yani pi r kare. Bu sefer 4 pi'ye eşitse eğer r'yi de buradan 2 buluruz. R'de buradan ne geldi arkadaşım? Şöyle çizdiğimiz 2 geldi. Başlangıçtaki yüksekliği nedir diye soruluyor. Benzerlik var burada. 2 bölü 3 oran var. 2 bölü 3 oran olacak değil mi? Şunun tamamı da H diyelim. Evet benzerlik 2 bölü 3 neye eşittir? 2 bölü tamamı H. H'ı da buradan kaç buluruz o zaman? 3 olarak buluruz. Yani 8. soru Akçay oldu. 9'a geldik. Yukarıda taban alanı 4 pi olan yani pi r kare. 4 pi'ye eşitse r'yi buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Yarı çap 2. Ta'da kaçmış? 8. Arkadaş burada karıca yüzeyden gidiyorum. Bak şimdi şu konuyu açtığın zaman bu noktalar burada ya. Sen şuradan kestiğin zaman açtın bir uç burada bir uç burada. Yani sen A'dan açtığın zaman böyle ne olacak o zaman? A'dan açtığın zaman şöyle tepede de bir noktada birleşiyor değil mi? Daire dilimi oluşturuyor. Bunun açılışını mutlaka mutlaka bilin. Yalnız burası A iken burası daha olacak. B nerede olacak? Tam ortada olacak. Zaten benden ne diyor? A'dan başlayıp A'ya gelsin diyor. A'dan başlayıp A'ya gelen şuradaki uzunluk isteniyor. L dediğim zaten burası 8-8. R dediğimde buradaki yarıçap yapar. Oradaki yarıçap beni ilgilendirmiyor. Ama benim şu ilgilendiriyor. R bölü L. Alfa bölü 360 değil miydi açılmış halinde? Evet. Yani alfamız kaç yapar? 1 bölü 4. 90 mi yapar? Aa, hocam burası 90 derece yaptı. E. Pisagor. 8-8 ise burası 8 kök ki çıkar mı? Çıkar. Evet. Cevap alı kesir çıktı. 9. soruda. Ona geldik. Şekilde kenar uzunlukları verilen ikiz kenar yamuk AB kenarı etrafında döndürülüyor. Bak şimdi. Öncelikle ikiz kenar yamukları ne yapıyorduk? Şu dikmeler bizim için önemliydi. Şu dikmeleri şöyle bir çizelim istersen. Şu dikmeyi çizdim. Şu dikmeyi çizdim. Dikmeleri çizince şu parçalar birbirine eşit oluyordu. Hocam 3 oldu burası. Tamamı 9 ya. 9'dan 3 çıkınca 6 kaldı. Bunlara da 3 3 kaldı o zaman. 3 5 3 4 5 üçgeninden burayı 4 buldum. Şimdi benden şu kenar etrafında döndürülmesi isteniyor. Bu kenar etrafında döndür dediği zaman şeklin o kenara göre simetriğini alıyorduk. Şöyle aldım simetriğini. Aldım. Sonra bakıyorum şu nokta şuraya geliyor. Ondan sonra bu nokta buraya geliyor. Şöyle bir dönüş yapacak değil mi? Evet şöyle bir dönüş yapacaksa eğer bak yuvarlıkları koydun sivri yerlerde. Ne çıktı? Hocam bir koni. bir silindir bir koni çıktı. Tamam. Yarı çapı 4 yüksekliği 3. Yarı çapı 4 yüksekliği 3. Yarı çapı 4 yüksekliği 3 olan bir de burada bir silindir var. Oluşan cismin hacmi nedir diye soruluyor. Evet pi r kare r'si 4'tü. Pi r kare çarpı yükseklik bölü 3'ten taban alan çarpı yükseklik bölü 3'ten kaç tane var? Hocam bir buradaki hacim bir de buradaki hacim aynı. Yarı çapı 4 yüksekliği 3 olduğu için. Bundan iki tane var artı bir de silindirin hacmi pi r kare çarpı yarı çapı 4 yüksekliği 3 olan bir silindir. E o zaman bunlar bunlar gitti. 16 çarpı 2'den 32 yaptı burası. 32 pi artı 16 çarpı 3'ten 48 pi yaptı. Topladığımız zaman da 80 pi yapar dostum. Evet cevap 80 pi yaptı. 10. soru Edremit oldu. 11'e geldik. Evet. Ali öğretmen bilgisayar programcısı kardeşi ile koni hakkında konuşurken geometrik cisimlerin açımlarını veren bir program yapmasını istemiştir. A açı. L ana doğru. I de yarı çap. Evet. Ali. 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 Soruyu Ali. Ali hocanın yazdığı nereden belli? Program. Ali bilgilerinden Herhangi ikisi girildiğinde koninin alan ve hacmini ekranda göstermektedir. Ali öğretmen programı denemek için A, bu, L, bu değerlerini girmiş ve ekranda koninin hacmini X alanında şu olarak bulmuş. Tamam. Arkadaşlar biz şimdi eee yapacağız. Bunu böyle yaptığımız zaman şöyle bir konu oluşuyor mu arkadaşım? Şunu şöyle yaptığımız zaman oluşuyor. Konide A'yı 216 açıyı 216 girdiğimizde L de ise eğer R bölü L alfa bölü 360'da. yani R dediğimiz burada i değil mi? i bölü L yani R bölü L i bölü 15 216 bölü 360'tan dolayı. Hocam 36'ya bölsen 6 gelir değil mi? Evet 36'ya bölsen 10 gelir. E, 2'ye bölsen 3 gelir. 2'ye bölsen 5 gelir. 5 de bu sadelesi 3 gelir. 3 gelir 3 9. İ kaç buluruz buradan? 9 buluruz. Evet iyi 9. Yani yarıçap 9 çıkar. Burası 15. 9 12 15 üçgeninden burayı da 12 bulur muyuz? Buluruz. Ee, şimdi ben burada her şeyi bulabilirim. Ee, koninin hacmi x birim küpmüş. Hacmi dediğimiz pi r kare çarpı h bölü 3. Yani bu x'e eşitmiş hacim. Şunlar sadeleşsin. 81 ile 4'ün çarpımı kaç yapıyor? 4. 4 kere 8 32. 324 pi yapıyor burası. Sonra e, alanda y olarak verilmiş. Alanda taban alanı pi r kare artı piril yanal alanda. Pi r l yanal alan yapar. Y de buradan kaç yapıyor o zaman? 81 pi artı 5 kere 9 45 135 pi yapar. E, topladığımız zaman da y'yi kaç buluruz arkadaşlarım? 216 pi olarak buluruz. Ee, sayısal olarak farkı nedir diye soruluyor. Yani 216 pi'den neyi çıkartacağım? Pardon. 324 pi'den neyi çıkartacağım? 216 pi'yi çıkartacağım. 8 kaldı burada. Burası 108 pi mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 108 pi yapar. Yani 11. soru edremit oldu. Geldik 12'ye. Yukarıda dik koordinat sisteminde verilen boyalı abc üçgeni y ekseni etrafında döndürülüyor. O zaman y eksenine göre simetriğini alacağız kardeşim. Y'ye göre simetriğini alınca ne oluyor? Hocam şuradaki noktanın simetriği buraya denk gelecek. Ee, bu, bu noktadan şunu simetriği de buraya mı denk gelecek? Evet. Burası 3 birimse burası da 3 birim olacak. Ben bunu döndürüyorum şimdi. Y eksen etrafında döndürüyorum. Şu sivri nokta buraya geldi ya. O sivri noktaları o yuvarlığa koyunca zaten ne çıktığının farkındasın. Bir de dolu kısım burası. Aa hocam büyük koniden küçük koniyi çıkartmış olduk böylelikle. Ve buradaki yükseklik 2 iki, eksi 2'den dolayı burası da kaç? Tamamı da 4 yaptı. Yani burası da 2 birim e, oluşan cismin hacmi isteniyor. Yani büyük koninin hacminden pi r kare çarpı h bölü 3'ten Niye çıkartacağım? Küçük koni beyaz koninin hacmini pi r kare çarpı e, h bölü 3'ü çıkartacağım. O zaman buradan ne geliyor? Üçlerden birer tanesi sadeleşsin. Buradaki üçlerden birer tanesi sadeleşsin. 4 kere 3 12 pi eksi 6 pi soruluyor bize. Yani cevap böylelikle 6 pi çıkar. Dolayısıyla 12. soru Cihan çıktı. Evet böylelikle test birini hallettik o zaman diyoruz bir sonraki testte yani Kore'nin ikinci testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak hoşça kal